Herkese merhabalar. Arka bahçeme hoş geldiniz. Bugün sizlere peynir altı suyundan ekmek tarifim var. Yumuşacık sandviç ekmekleri yapacağız hem de peynir altı suyuyla. Buyurun yapımına geçelim. Sandviç ekmeklerinin yapımına hamurunu yoğurmakla başlayalım. Uygun bir kabın içerisine 3 su bardağı ılık peyniraltı suyunu ekledim. Daha sonra üzerine bir paket instant maya ve bir tatlı kaşığı da toz şekeri ekledikten sonra şeker eriyene kadar bir çırpıcı yardımıyla güzelce karıştırdım. Daha sonra üzerine un ve 1 tatlı kaşığı da tuz ekledim. Spatula yardımıyla hamuru güzelce toparlıyorum. Unu yavaş yavaş ekliyorum. Toplamda 6 su bardağı un kullandım. Dediğim gibi unu yavaş yavaş ekleyerek önce spatula yardımıyla hamuru toparladım. Daha sonra da elimle yoğuracağım. Yumuşak ve ele yapışan bir hamur yoğuracağız. Hamurumuzun kesinlikle sert olmaması gerekiyor. Ekmeklerimizin yumuşacık olması için ununuzu yavaş yavaş ekleyerek yumuşak bir hamur yoğurmanız gerekiyor. Hamuru yoğururken bütün aşamalarını hızlı bir şekilde sizler için çektim. Dikkat ederseniz hamur elime yapışıyor ama yoğurdukça hamur kendini toparlamaya başladı. Bu kıvama geldikten sonra içerisine bir miktar sıvı yağ ekleyeceğim. Sıvı yağ ekledikten sonra hamur yoğurmaya devam ediyorum. Sandviç ekmeklerinin yapımında toplamda 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ kullanacağım. Bir kısmını hamuru yoğururken kullandım. Diğer kısmını da hamura şekil verirken kullanacağız. Hamuru güzelce yoğurdum. Görmüş olduğunuz gibi ele yapışan yumuşak bir hamur. Şimdi hiç beklemeden bezeleri oluşturacağım. Öncelikle tezgahı yağlıyorum. Daha sonra bezeleri üzerine koyacağım. Tepsiyi de güzelce yağlıyorum ve kenara alıyorum. Yağlamış olduğum tezgaha hamuru alıyorum ve güzelce toparlıyorum. Şimdi bunu bezelere böleceğim. Toplamda 12 adet eşit bezeye böleceğim. Her bezenin gramajını da 120 gram olarak ayarladım. Siz dilediğiniz büyüklükte ya da küçüklükte bezelerinizi ayarlayabilirsiniz. Hamuru 12 eşit parçaya böldükten sonra şimdi bezelerimi oluşturuyorum ve yağlamış olduğum tepsiye diziyorum. Ben genelde yumuşak ve ele yapışan hamurlarla çalışırken yağdan faydalanıyorum. Siz dilerseniz un kullanarak da bu işlemleri yapabilirsiniz ama yağ kullanarak yaptığınız zaman işiniz çok daha kolaylaşır. Bütün bezeleri yaptıktan sonra şimdi bu bezelerin üzerine temiz bir poşet kapatıp 20 dakika boyunca dinlendireceğim. 20 dakika boyunca bezeleri dinlendirdim. Şimdi de tek tek bezelerimizi katlayarak sandviç ekmeklerimizi hazırlayacağız. Kenarda yağlı kağıt sermiş oldum fırın tepsilerini hazırladım, bekletiyorum. Tekrardan masayı çok az yağlıyorum ve ilk bezemi alıp katlama işlemine başlıyorum. Hamuru küçük bir pasta tabağı boyutunda açtım ve bu şekilde katlıya katlıya uzun bir form verdim. Her katladığınız yere parmaklarınızla bastırın ki açılmasın. Daha sonra elimle yuvarlıyorum. Hafiften üstüne bastırarak yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine alıyorum. Arada tezgahı çok az yağlayarak bütün bezeleri aynı işlemi uyguladım ve bezeleri bitirdim. Son bezemi de yine aynı şekilde pasta tabağı büyüklüğünde açtım ve katlayarak uzun bir form verdim. Her katladığımız yere mutlaka parmaklarımıza bastıralım. Yuvarladıktan sonra da yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsisine dizelim. Sandviç ekmeklerini aralıklı bir şekilde yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine yerleştirdim. Şimdi üzerini kapatacağım ve bir saat boyunca tepsi mayası alması için kenarda bekleteceğim. 1 saatin sonunda ekmeklerim güzelce mayalanmıştı. İlk tepsinin üzerine açtım. Diğeri kenarda bekliyor. Onun üzerine açmadım. Şimdi ekmeklerin üzerine bir fırça yardımıyla sadece su sürüyorum. Başka hiçbir şeye gerek yok. Gayet güzel de kızarıyor. Birinci tepsiyi fırına gönderdim. İkinci tepsiyi de fırına göndermeden hemen önce ekmeklerin üzerine suyunu sürelim ve birinci tepsim fırından çıktı. Görmüş olduğunuz gibi gayet güzel kızarmışlar. Sadece üzerine su sürdüm. Hemen üzerini kapatıyorum ve kenara alıyorum. İkinci tepsi de çıktı. Bunun da üzerini kapatıyorum. Mutlaka fırından alır almaz üzerlerini kapatın ki kurumasın. Ekmekleri alt üst ayarda 200 derece fırında 40 dakika boyunca pişirdim. Pişme süresi herkesin fırında farklılık gösterebilir. Buna dikkat edelim. Bu arada fırını önceden ısıtmamıştım. Ve ekmeklerim soğudu. Yumuşacık ve çok lezzetli bu ekmekler. Şimdi sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. Ben genelde peynir altı suyunu ekmek yapımında kullanıyorum. Sizlere de fikir olması açısından paylaşmak istedim. Şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere.